Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Vessalatu vesselamu ala rasulina Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecmain. Değerli müminler, dünyada olup bitenlere Kur'an ekranından bakmak, olup bitenleri Kur'an ekranından izlemek ve seyretmek lazımdır. O zaman ak ile kara, o zaman çirkin ile güzel, o zaman iyi ile kötü çok net bir şekilde fark edilecek, anlaşılacaktır. Çünkü Kur'an'ın ekranında her şey nettir. Renkler çok kesin çizgilerle ayrılmıştır. Ama onun dışında ki ekranlardan manzaraları seyrederseniz, o manzaraların üzerinde kara bulutlar vardır, sisler vardır. Önüne kat kat çekilmiş perdeler vardır. Fark edemezsiniz. Akı kara, karayı ak gösterirler. Güzeli çirkin, çirkini güzel gösterirler. İyi kötü, kötüyü iyi gösterirler. Ve bugün Türkiye'de ve dünyadaki sözüm ona, insanlara doğru haber yazmak, doğru haber izletmek için ortaya konulmuş televizyonlar, radyolar, basın, yayın, tek kelimeyle medya, maalesef işte bu bulanık ekran görüntüleriyle milletin zihnini bulandırmakta, kalbini teşviş etmekte ve insanları hak ve hakikatten uzaklaştırmak için kara kara tablolar çizmektedirler. İşte gerçek irtica, gerçek yobazlık budur. İnanmak aydınlıktır. Onun için Müslüman aydındır. Onun kalbi aydındır, zihni aydındır, niyeti aydındır. Çünkü o kötülüklerin mihrakı olamaz. Kötülüklerin odağı olamaz. Çünkü ona o yasaklanmıştır. Karanlıklar ona yasak edilmiştir. Onun için inanıyorum diyen insan, müminim diyen insan ve inandığını sadece sözde değil, amelleriyle gösteren insan, imanında samimi olan insan, aydın insandır. Aydınlık bir yoldadır çünkü o. Önü açıktır, gözü açıktır, gönlü açıktır. Fakat Kur'an yolundan sapanlar, iman yolundan sapanlar, İşte onlar karanlık insanlardır. Kara kara insanlardır. Kalbi karadır. İmanın nurundan mahrum olan bir kalp, kapkara bir kalptir. Zihin kapkara bir zihindir. Niyet kapkara bir niyettir. Bu kadar karalar içerisinde ak beklemek, ak olanı izlemek, ak olanı görmek ne mümkündür? Onun için aydınlık yolda yürüyenlerin ufku çok uzaklardadır. Onlar çok uzak ufuklara bakarlar. Yarınlara koşarlar. Mümin dününü unutmadan, gününü fevt etmeden ufuklara bakan, yarınlara koşan mümindir. Böyle bir mümin nasıl mürteci olabilir? Nasıl irticacı olabilir? Gerçek irtica Kur'an'a zıt olanlardır. Gerçek mürteciler Kur'an medeniyetinden uzak yaşayanlardır. Kur'ani prensiplere sırt çevirenler, gerçek yobazlar, gerçek mürteciler onlardır. Siz hem inanıyorum deyip hem inandığına isyan eden veya inandığı şeyin gereğini yapmayan insanın samimiyetine inanır mısınız? Buna güvenir misiniz? Bu insanlar, insan aydınlık bir ortamda mıdır? Aydın bir insan mıdır? Değildir. Diyelim ki bir kişi bir kişiye söz vermiş, akit yapmış ve demişler ki şu işi beraber kuralım, şu ticari meselelerde beraber şu prensipler üzerinde iş yapalım demiş. Veyahut da bir fabrikada işçi olmak için
insanlar bir iş akdi yapmışlar. Şu 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 prensiplere uyarım demişler. Ve sonradan bu akitleri bir taraf bozmuş. Ben bu işi yapmıyorum. Akdimiz var. Peki ben bunu böyle düşünmüyorum. Şöyle yapacaktık. Hep böyle itiraz ederse bu akidi bozan insanın toplum nazarındaki yeri ne olur? Bu insana nasıl bakılır? Veya bir evlat düşününüz ki babasına karşı itaat mecburiyeti vardır. Neden? Meşru olan şeylerde elbette. Fakat babacığım diyor, seni seviyorum diyor, seni babam olarak biliyorum diyor ve fakat babası hangi güzel şeyi söylerse tam tersini yapıyor. Farzumal oğlum kötü insanlarla arkadaşlık etme diyor. O toplumun en kötü insanlarıyla arkadaşlık ediyor. Oğlum sen içki içme diyor. O her gün meyhanelerde dolaşıyor. Oğlum sen kumar oynama diyor. Her gün kumarhanelerde dolaşıyor. Velhasıl babası nelerse onun zıttını yapıyor. Bu baba o evladına karşı veya bu evladın o babaya karşı durumu halk nazarında nasıl değerlendirilir? Bu evladın babasına karşı evlatlık yaptığı konusunda babam seni seviyorum sözünde samimiyeti ne kadar kabul görür halk nazarında? Bu insana sahtekar denilir. Bu insana yalancı denilir. Bu insana efendim denilebilecek ne kadar kötü kelimeler varsa söylerler halk. Ha şimdi siz bir nevi akit yapıyorsunuz. Müslümanım demekle. Bir insan ben Müslümanım dediği zaman bir akit yapmış oluyor. Nedir bu akit? Ya Rabbi senin varlığına, birliğine inandım. Ya Rabbi senin gönderdiğin kitaba iman ettim. Ya Rabbi senin gönderdiğin peygamberlere iman ettim. Sen kadir mutlaksın. Senden gelen her şeyi kabul ediyorum demektir. Müslümanım demek Allah'la yapılan bir akittir bir manada. Onun Rab olduğunu kabul etmektir. Onun gönderdiği kitapları kabul etmektir. Onun gönderdiği peygamberleri kabul etmektir. Ben Müslümanım dedikten sonra ve bu akdi yaptıktan sonra Allah'a bu sözü, Müslüman olma sözünü verdikten sonra La ilahe illallah Muhammedur Resulullah dedikten sonra siz kalkar da Kur'an'ı bir kısmını kabul eder bir kısmını reddederseniz Kur'an'ın emirlerini irticai faaliyetlerdir. Kur'an'ı hayata geçirmeyi irticai hadiselerdir diye değerlendirir ve toplum içerisinde böyle bir fitneye, böyle bir ayrımcılığa, böyle bir tefrikaya vesile olursanız ve sonra da ben Müslümanım derseniz sizin Müslümanlar nazarında hatta bütün insanlar nazarında sizin notunuz ne olur? Sıfır olur. Müslümanlık adına sıfır olur. İnsanlık adına da sıfır olur. Niye? Çünkü siz Allah'la yaptığınız akdi bozdunuz. Ben kitabına inanıyorum dediniz, peygamberine inanıyorum dediniz, kitabı göz ardı ettiniz, peygamberi göz ardı ettiniz, kitaba ve Kur'an'a uyanları da irticacı kabul ettiniz. Bugün medyada bu sürekli işleniyor. Medya bazı kesimleri kışkırtıyor. Müslümanlar olarak bu olanları gözlüyoruz. Bu olanları gözetliyoruz ve bu insanların kendi elleriyle kendi sonlarını hazırladığını acı acı görüyor ve üzülüyoruz. Değerli Müslümanlar, insan dört hal üzere bulunur. İnsan dört hal üzere bulunur. Bir, Müslüman bir ortamda doğar, Müslüman olarak yaşar, Müslüman olarak ölür. Bu ne büyük bir mutluluktur. Rabbimiz Celle Celaluhu cümlemize bu mutluluğu yaşatsın. Bir kısım insanlar Müslüman olmayan küfür bir ortamda, bir şirk ortamında doğar, o küfür ortamında küfür üzere yaşar ve küfür üzere ölür. Allah Celle Celaluhu bizleri bu gibilerden muhafaza buyursun.
Bir kısım insanlar vardır ki Müslüman bir ortamda doğar, Müslüman olarak yaşar, kafir olarak ölür. Rabbimiz muhafaza buyursun. Müslümanım der, İslam'a karşı gelir. Müslümanım der, Kur'an'a karşı gelir. Müslümanım der, İslam'ı irtica olarak görür. Müslüman'ı irticacı olarak görür. İşte bu insanlar tevbe etmeden, yaptıkları yanlıştan rücu etmeden bu itikad üzere ölürlerse, yani Kur'an'a ters ideolojilerin, düşüncelerin adamı olarak ölürlerse, bu insanlar Müslümanım da dese, Müslüman bir ortamda da yaşamış olsa akıbetleri kötüdür ve onlar ebedi azaba düçar olmuşlardır. Bir diğeri vardır ki kafir bir ortamda doğar, kafir olarak yaşar, Müslüman olarak ölür. Bu gibiler de vardır. Ve o insanlara ne mutludur. Hakkı bulmuşlardır. Hakikati görmüşlerdir. İslam'ı anlamışlardır. Ya araştırarak veyahut da bir vasıta ve vesileyle İslam'la, Kur'an'la tanışmış, Müslüman olmuşlar. Belki de hayatlarında bir kere şehadet getirmişler. Başka hiçbir şey yapmaya imkan bulmadan ölmüşler. Veyahut da birkaç aylık bir İslami yaşantıyla hayata veda etmişler. Ne mutlu insanlar bunlar. Onun için değerli müminler, bizler Müslüman bir ülkedeyiz. Müslüman bir ortamda doğduk, Müslüman olarak yaşıyoruz. Öyleyse Müslüman olarak ölmek için son nefesimizi hüsnü hatime ile vermek için, güzel bir sonla nefesimizi tamamlamak için gayret etmeli, Kur'an'la iyi tanışmalı, imanımıza zarar verecek hususları çok iyi bilmeli ve 3 günlük dünya için ebedi hayatımızı yok etmemeliyiz. Bakınız, Kur'an'ı, İslam'ı görememiş, tevhidi anlayamamış insanlarla Kur'an'ı, hakkı hakikati görmüş, Rabb'a teslim olmuş insanları Allah Celle Celaluhu Fatır Suresi 19, 20 ve 21, 22. ayetlerde nasıl temsil ediyor? Körle gören, karanlıkla aydınlık, gölge ile sıcak bir olmaz. Dirilerle ölüler de bir olmaz. Şüphesiz Allah dilediğine işittirir, sen kabirdekilere işittiremezsin. Evet, sen kabirdekilere işittiremezsin buyuruyor Allah Celle. Değerli müminler, küfürle kalbi, duyguları, hisleri nasırlaşmış bir insana, Ebu Cehil tabiatlı insanlara sen işittiremezsin Habibim buyuruyor. Değerli müminler, demek ki iman, ilim, hikmet ve akıl sahibi, ahlaklı, faziletli insanlar ne yaparlar? Hak yolu takip ederler. Hak yola tabi olurlar. Kur'an'a tabi olurlar. Evet, iman, ilim, hikmet, akıl sahibi, ahlaklı, faziletli insanlar ancak hak yola tabi olurlar. Kur'an'a tabi olurlar. Ve onlar bu imanlarının neticesi olarak ahiretteki ebedi nimetlere, cennetteki ebedi nimetlere nail olurlar. Öyleyse imansız, cahil, akılsız ve basiretsiz, ahlak ve faziletten yoksun kimseler de onlarda küfür yolunu, nifak yolunu, fesat yolunu seçerler. Dolayısıyla iman, ilim, hikmet, akıl sahibi, ahlaklı, faziletli bir insan ile akılsız, imansız, bilgisiz, basiretsiz, ahlak ve faziletten yoksun bir insanın bir olması mümkün değildir. Öyleyse bizlere ne düşüyor değerli Müslümanlar? İnsanları zorla işittiremeyeceğimize göre,
Ki peygamberimize sen kabirdekileri işittiremezsin buyuruyor. Nitekim Ebu Cehil'e işittiremedi. Ebu Leheb'e işittiremedi. Mugirelere işittiremedi. Çünkü onlar tekraren ifade edeyim ki küfürle, nifakla, şirkle kalpleri, zihinleri nasırlaşmış, duyguları körelmiş. Nasıl hakkı işitsinler? Nasıl doğruyu kabullensinler? Öyleyse peygamberimize Allah Celle sen sadece bir uyarıcısın buyuruyor. Uyarıcı. Yani mümin insanlara hakkı, hakikati, Kur'ani esasları duyuracak, tebliğ edecek, anlatacak. Usanmadan, bıkmadan, yılmadan, yorulmadan herkese ulaştırmaya çalışacak. Bu mümin için bir vazifedir. Ümitsizliğe düşmeyecek. Bakarsınız ki hiç beklemediğiniz anda, hiç beklemediğiniz insanlar hidayete ererler. Siz sadece vasıtasınız. Ve Peygamberimiz Aleyhisselatü Vesselam'a şöyle buyuruyor Allah Celle. Biz seni müjdeleyici ve uyarıcı olarak hak ile gönderdik. Her millet için mutlaka bir uyarıcı peygamber bulunmuştur. Evet. Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'a kadar her kavme, her millete muhakkak bir peygamber gönderilmiştir. Peygamberimizden sonra da geçmiş ümmetlerin peygamberlerinin vazifesini, Beni İsrailoğullarının peygamberlerinin vazifesini yapacak alimler, salihler, evliyaullah bu vazifeyi derhüde edecektir. Peygamberimizin tebliğ vazifesini onlar yürüteceklerdir. Kur'ani mesajları bütün insanlığa onlar duyuracaklardır. Onlar yalanlayabilirler. Geçmiş peygamberler de yalanladılar. Peygamberimizi de yalanladılar. Sonra ne oldu? O milletlerin akıbeti ne oldu? Peygamberleri yalanlayanların akıbeti, hatta peygamberlerini öldürenlerin, bir koş boğazlar gibi peygamberlerini boğazlayan toplumların akıbeti ne oldu? İlahlık iddiasında bulunan ve toplumu bir sürü haline getirip kendisinin en tabii köleleri gibi gören ve o insanları öyle addedip öyle kullanan zalimlerin akıbeti ne oldu? Firavunlar, Nemrutların akıbeti ne oldu? Allah Celle o inkar edenleri yakaladım. Bak ki cezam nasıl oldu diye Resulullah Aleyhisselatü Vesselam'ın şahsında kıyamet sabahına kadar gelen bütün insanları uyarmaktadır. Evet, onları nasıl yakaladım? O inkar edenleri nasıl yakaladım? Kabzayı ilahiyle, kudret kabzamla nasıl yakaladım? Hiç beklemedikleri bir anda, hiç beklemedikleri bir şekilde. Nemrud'un hayalinden geçer miydi ki? Ufacık, aciz mi aciz, halk arasında hiç mi hiç itibar olmayan küçücük, sivrisineğin en küçüğü, sivrisineğin dörtte biri büyüklüğünde bir küçücük mahluk tarafından helak olacağını Nemrut hiç düşünür müydü? Kendisini ilah yerine koymuş, ben sizin Rabbinizim demiş ve milletini de böyle şartlandırarak kabullendirmiş Nemrut, bu kadar aciz, bu kadar küçücük bir mahluk tarafından yok edileceğini farz eder miydi? Zanneder miydi? Düşünür müydü? Firavun kendi kucağında büyüttüğü Musa Aleyhisselam eliyle o Kızıl Deniz'de helak olacağını hiç düşünür müydü? En kudretli olarak kendisini gördüğü ordularını zırhlara bürüyüp silahlandırıp şu aciz, şu zavallı, şu yıllardır, asırlardır benim kölem olarak yaşayan şu Beni İsrail'i yok edeyim, yakalayayım, keyfimce onları cezaya çarptırayım diye düşünüp büyük bir azamet, büyük bir kudret gösterisiyle o zavallı milletin peşine düşüp bu düşüncelerle onların arkasından at koştururken
birdenbire o Kızıldeniz suları arasında yok olacağını, ordusuyla beraber helak olacağını hiç aklı hayalinden geçirir miydi? Evet, nitekim öyle oldu. Helak oldular. Hiç beklemedikleri bir tarzda, hiç tahayyül etmedikleri bir zamanda ve Allah Celle işte bunlara işareten, sonra ben o inkar edenleri yakaladım. Bak ki Habibim, cezam nasıl oldu? Değerli müminler, öyleyse biz Kur'an'a sımsıkı sarılalım. Kurtuluş oradadır. Allah Celle bu manada buyuruyor ki, Allah'ın kitabını okuyanlar, evet Allah'ın kitabını okuyanlar, namazı kılanlar ve kendilerine verdiğimiz rızıktan Allah için gizli ve açık sarf edenler asla zarara uğramayacak bir kazanç umabilirler. Evet. O ebediyet aleminden ümit var olmak için Kur'an'ı okumak, anlamak ve Kur'an'ın emri olan vazifelerimizi yerine getirmek, onun başında namaz geliyor ve zekat geliyor. Fakir ve muhtaçlara yardım etmek, gizli açık. Böylece Kur'an'ı okuyup ona tabi olarak Allah'ın emirlerine uyarak bir hayat süren insan, o ebedi alemden bir şey ümit edebilir. O sonsuzluk aleminin sonsuz nimetlerinden nasip bekleyebilir. Onun dışındakiler böyle bir nasip bekleyemezler. Rabbimiz Celle Celaluhu bizi Kur'an'la yaşatsın. Kur'an'ı okuyup anlamak nasip etsin. Doğru okuyup, doğru anlayıp, doğru yaşamak nasip etsin. Ve İslam'a, Kur'an'a ters düşenleri, onu anlayamayan cahilleri Rabbim ıslah etsin, onlara da hidayet ihsan etsin. Ve ümmeti Muhammed'e Rabbim acısın, merhamet etsin, yeniden ümmeti Muhammed'i İslam medeniyetinin şahikasına yükselsin. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu.